Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بسم الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى بو temelini atmak üzere burada toplandığımız ikinci külliyemizi bundan öncesi gibi hızlı bir şekilde ve hayırla bitirmeyi nasip eylesin. Amin. Ve burada da Cenab-ı Hak meşru, merli, makbul ve müessir hizmetlere muvaffak eylesin. Amin. Allah-u Teala kazalardan, belalardan korusun. Amin. Şimdi diğer külliyemizde erkekler çalışıyor, ders görüyor, okuyor, okutuyor. Ama tabii bilindiği üzere bizim cemaatimizin bir noktada ağırlık tarafı hanımlardır. Hanımlar için de böyle bir külliye büyük bir ihtiyaç durumunda idi. Allah'a hamdolsun. Yardım edenler hayır bulsun. Allah onlardan razı olsun. Bu arsa alındı. Şimdi burada inşallah kızlarımız için okuyacak, okutacak olan kızlarımız için bir kız tekamül medresesi inşaatında bulunuyoruz. Büyük bir ihtiyaçtır bu ve bu ihtiyaç inşallah burasıyla büyük bir çapta, yani İsmail Ağa merkezimizde erkek tekamülü olduğu gibi kız tekamülü de bulunması şeklinde bir tamamlanma olmuş olacaktır. Bizler toplandık. İnşallah kısa bir duayla bu işi başlatmış oluyoruz. Allah-u Teala yapacağımız duamızı da kabul eylesin. Burada arsa sahibi olarak İlyas Kaya ağabeyimiz, Allah ondan da razı olsun. Aba ecdadına rahmetler eylesin. Daha çok hayırlara da muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak onun da bütün burada desteği olacak, yardımı olacak kardeşlerimizin Cenab-ı Hak bütün hayırlı isteklerini ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak zürriyetlerini, kıyamete kadar gelecek nesillerini böyle mübarek müesseselerde yetişmiş eylesin inşallah. Amin. Hepimizin çocuklarında Cenab-ı Hak bu yolda devam eden eylesin inşallah. Amin. Allah-u Teala razı olsun bu abilerimizden, kardeşlerimizden. Bugüne kadar bütün bu hizmetlere ortak oldular. İnşallah bugünden sonra da işin bitimine kadar yine en büyük desteği vereceklerdir. Cenab-ı Hak bunun sebeplerini bunlar için kolay eylesin. Amin. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bütün çalışmalarımızla eksik tamam ibadetlerimizle faaliyetlerimizle rıza-i şerifini kazanmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ameli salihlere bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ve amel ve ibadetlerimizi nezdinde, indinde makbul eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, hususa bugün temeli atılan, burada toplandık, külliyemizin tezden bitirilmesini nasip eyle ya Rabbi. Kazasız, belasız, selametle sona erdirilmesini nasip eyle ya Rabbi. Ve bir an evvel bitirilip kız yavrularımızla, hocalarımızla bu müesseseyi şenle ya Rabbi. Çok hocalar yetiştirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Aşağıda erkek külliyemizde alimin, amilin, muhlasin. Burada da kız külliyemizde alimat, amilat, muhlasat, hocalar, talebeler olmaya, oldurmaya, yetiştirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ve buradan yetişecek talebelerimizin, hocalarımızın, Türkiye'nin, dünyanın ihtiyaç duyulan yerlerinde ya Rabbi bu hizmetleri ifaya, icraya muvaffak eyle ya Rabbi. Bu hizmetin oluşmasında, inşasında katkısı olan, bugüne kadar katkısı olan arsa sahibi ağabeylerimiz ve bundan sonra inşaat kısmında yardımı olacak olan yardımsever kardeşlerimizin dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi işlerini asan eyle ya Rabbi. Daha çok hizmetlere, Allah yolunda infaklara muvaffak eyle ya Rabbi. Onun için helal ve bol kazançlarla merzuk eyle ya Rabbi. Ve razı olduğun yerlere, bu gibi yerlere harcamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Her türlü manileri izale eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam'ımıza fevkat tecelliler ihsan eyle ya Rabbi. Ruhaniyetini ya Rabbi bizlerden, evlatlarından haberdar eyle ya Rabbi. Himmetlerini bütün meşayihimizin, hususa Efendimiz Aleyhisselam'ımızın himmetlerini, hususa bu çalışma hakkında, umumen hepimiz hakkında himmetlerini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi onu bizlere unutturma ya Rabbi. Bizleri de ona unutturma ya Rabbi. Hasan Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Cemaatimize ya Rabbi bütün dünyanın, İslam aleminin beklediği tarzda olgunluk, üstünlük, birlik, beraberliğin devamını ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü bu nezih cemaate, bu büyük kapıya gölge düşülecek ya Rabbi, toz konduracak yanlışlardan, hatalardan bizleri, hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ümmete, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme umut olmaya ya Rabbi bu kapıyı muvaffak eyle ya Rabbi. Serap gibi olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Herkes duada, yani dikkatleriniz şu anda hazır durumda. Birisiyle görüştüm. Yurt dışında iki tane camiden bahsetti. Onun söylediği, efendim dedi, işte orada bir cami var. O camide namaz kılınca bana bir huzur geliyor. Tamamen tanımadığım bir insan. İlk defa karşılaştığım bir insan. Efendim bahsettiği o cami bizim hocalarımızın yurt dışında uzak bir yerde hizmet ettiği bir cami-i şerif. Yani ümmetin böyle bir büyük beklentisi vardır. Bu beklenti bugüne kadar karşılandı. Bundan sonra ya Rabbi daha büyük şekilde bu beklentileri karşılamaya, bu şekilde ibadetlere, hizmetlere, insanların ihtiyaçlarına koşmaya kapımızı, cemaatimizi, hocalarımızı, hoca efendileri, hoca hanımları muvaffak eyle ya Rabbi.
bizim hızımızı kesecek her türlü ya Rabbi bize yakışmayan, bize gölge düşüren hal ve hareketlerden, gevşekliklerden, tembelliklerden, dünyaya meyletmek, dünyaya dalmaktan ve de hız kesmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bundan evvel hizmet edip huzuruna varmış olan kullarına büyük makamlar ihsan eyle ya Rabbi. Parasıyla hizmet edenler, ilmiyle hizmet edenler, bedeniyle bu kapıya senin dinine hizmet edenlere büyük makamlar ihsan eyle. Şu anda yaşlı olup köşesine çekilmiş olanlara da ahir ömürlerinde selametler ihsan eyle. Şu anda alanda çalışmakta olan gerek koca kardeşlerimiz, gerek usta kardeşlerimiz, gerek iş adamı kardeşlerimize de ya Rabbi, ya Rabbi büyük muvaffakiyetler ihsan eyle. Ölene kadar hüsnü istikamet ihsan eyle. Ölürken hüsnü hatime ihsan eyle. Ölür ölmez Efendi Hazretlerimiz, Meşah-ı Kiram Efendilerimiz ve sevgili Habibin sallallahu aleyhi ve sellemle bizleri cennat-ı aliyatında civar eyle. Amin. Ve cennetlerinden cemal ve kemal-i müşahadesini cümlemize ikram eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devâmel afiyeh ve husnel hatime ve ilâ şerefin nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina kâffe ve ilâ ruhuna efendi babamız ve ilâ ruhu şeyhina ve hâdina ilallah el-hâc Mahmudil Uf küsusürü khâsa ve ilâ ruhan üstadın Hasan efendi küsusürü khâsa ve ilâ ruhu cemiyatına ve emvatil müslimin lillahi teâlâ el-fâtiha. Düğmeye basıyoruz. Allah hayli mübarek etsin. Betonumuz başlıyor. Öne doğru. Şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.